x ekseninin altında kalan alan. A virgül b aralığında gençler fx küçük eşittir 0 olsun. Hatırlayın Riemann toplamlarında anlatmıştım. Eğer x ekseninin altında kalan bir alansa boyalı alan s olmak üzere s eşittir eksi a'dan b'ye fx dx olarak bulunurdu. Bunu çerçeve için alalım gençler. Bu bize lazım olacak. Lütfen odanızın bir köşesine bunu da asın dermişim. Hocam bu uygula yapalım dediğinizi duyar gibiyim. Y eşittir fx eşittir 4x küp eğrisiyle x eşittir eksi 2 ve x eşittir 4 doğruları arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir gençler? Sorunun orijinaliyle yazmaya çalışıyorum farkındaysanız. Şimdi arkadaşlar bir kere şekli çizmemiz gerekiyor. Şekil üzerinde görelim. Hemen şuraya alıyorum ben. Şu boşlukta yürüyeceğim. Oradan sağ tarafa da çözümünü yaparız. İyi olur. Planlamamız bu. Ne diyor bize burada? 4x küpün eğrisi. Arkadaşlar 4x küpün eğrisi yaklaşık olarak şöyle bir eğri olsun. F. Renkli kalemi alalım yine. Eksi 2'den 4'e kadar. Hangi alanı soruyor bize gençler? Bakın arkadaşımız bu alanı soruyor. Bir buradaki alan. Bir de sağdaki alan. Şu alanı S1 diyelim. Gençler. Çünkü x ekseninin altında kalıyor. Bu alanı da S2 diyelim. Ayrı ayrı bulacağım çünkü. Önce S1 alanı buluyoruz gençler. S1 eşittir. Neydi? İntegral eksi 2'den 0'a kadar. Fakat eksi. Niye eksi? Çünkü x ekseninin altında kalıyor. 4x küp çarpı dx ise S1 gençler x üzeri 4 fakat eksi var önünde. Renkli kalemle aralıklarımızı yapalım. Eksi 2'den 0'a kadar gençler ise S1 eşittir. 0 koy zaman 0. Bakın burada eksi 16 yapacak ama eksi önünde olduğu için artı 16 birim kare. Peki S2 alanına yürüyelim şimdi gençler. S2 alanı eşittir. Bu defa S2 alanı burası orijin yazmayı unuttuk. 0'dan 4'e kadar arkadaşlar yine 4x küp çarpı dx. Bu ara içeride çamaşır makinemiz çalışıyor gençler. Ev halleri bilirsiniz. Sıkıntı olmasın lütfen. S2 eşittir. X üzeri 4. Yine aralık olarak hemen aralığımızı yazıyorum. 0'dan 4'e kadar. Peki S2 alanımız nedir o zaman? 4'ün 4. kuvveti 4 kere 16. 256 birim karede buradan gelecek gençler. Bundan sonra artık işlem toplam kısmı. Afilli bir toplam. Toplam arkadaşlar. Yani yazıyorum artık. Diyorum ki S1 artı S2 eşittir. 16 artı 256'dan 272 birim kare olarak bulursunuz sevgili gençler. X ekseni ile sınırlı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor arkadaşlar. Bakın koordinat üzerinde bir gösterim. Aslında yani sınav artık sınav esnalarında bunları göstermeniz şart değil. Ben sadece şimdilik eğitim ve öğretim yaptığım için anlatıyorum arkadaşlar. Bakın x kare eksi 2x eksi 3 eğrisinin veya parabolünün tepe noktası eksi b bölü 2 a'ydı. Hatırlayın bunu. R eşittir. Eksi b bölü 2 a'dan r'nin 1 çıktığını görüyorsunuz. Demek ki tepe noktamız 1 birim. O zaman çiziyorum. Diyorum ki arkadaş bunun parabolün tepe noktası 1 olduğuna göre şöyle gelecek. Buradan geçip gidecek. Yani burası 1 olacak. Burada peki burası lazım bize. 3. 3 noktası x eşittir 0 için y eşittir eksi 3. Y eşittir 0 için x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 ise gençler buradan bir x eşittir eksi 1 gelecek. Bir de x eşittir 3 gelecek. Zaten 3 bunun demek ki bir köküymüş. Bize bu lazım. Renkli kalemi alıyorum şimdi. Bakın ne diyor? 1 ile 3 arası. Yani 1 zaten tepe noktasının absisi olarak bulmuştuk.
Şöyle bunları silelim. Burası 1. Peki hangi alanı soruyormuş demek ki bize gençler? Şuradaki boyalı alan. Bakın boyuyorum ki böyle hem görsellik katalım hem de size kalıcı bir eğitim ve öğretim faaliyeti yürüteyim. Bunu da yaptıktan sonra artık renkli kalemi al Nevzat. Bakın boyalı alana değil ne diyelim? Boyalı alan. Eşittir S olsun. S eşittir gençler yine 1'den 3'e kadar fx dx yani x kare eksi 2x eksi 3 çarpı dx olacaktır. Buradan düzenliyorum. Artık bu x küp bölü 3. Fakat burada dikkat edeceğiniz bir nokta olacak. Onu unutmayın. S aşağıda kalıyor. Bakın x ekseninin altında kaldığı için integralların önüne eksi koyuyorsunuz. Çünkü neden? Negatif çıkacak. Negatif çıkmaması için alanın pozitif olsun diye eksiyle çarpıyor idik. Bunu anlattım kazanımlarımda. Peki düzenliyorum şimdi. Şunu şöyle eksiyi dışarı yine alıyorum. X kare eksi x kare eksi 3x aralığımızda yazalım. 1'den 3'e kadar gençler. Düzenleyelim. Eksi parantezinde bakın artık şöyle köşeli yapalım. 9 bölü 3 yani x'in kübü ya 3 kere 3 9 3 kere 9 27 bölü 3'den 9. Eksi 9 eksi 9 da buradan gelecek. Eksi aç parantez 1 bölü 3 eksi 1 eksi 3. Eşittir diyorum. 9'ların biri gitti. Eksi. Arkadaşlar burada eksi 9 kaldı. Burada eksi 4 eksi 12 eksi 11 bölü 3 fakat artı 11 bölü 3 de buradan gelecek. Bakın sizle beraber çözüyorum spontane olarak gençler. Ne olacak buradan? Eksi 26 eksi 16 bölü 3 eksi de dışarıda var. Bakın pozitif yaptık. 16 3 birim kare olarak bulunur arkadaşlar. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir arkadaşlar? Bakın önce ne yapmamız lazım? Burada renkli kalemi al Nevzat. Şu alana S1 diyorum gençler. Şu alana da S2 diyorum. Çünkü biri altta biri yukarıda olduğu için o zaman yazıyorum diyorum ki S1 alanı bulalım önce. S1 eşittir gençler. İntegral eksi 2'den 0'a kadar. Bakın burada vermişler bize parabolün denklemini. X kare eksi 4x çarpı dx ise S1 alanı eşittir. Gençler x küp bölü 3 eksi 2x kare. Buradan hemen çiziyorum arkadaşlar bakın. Eksi 2'den 0'a kadar. Yani S1 eşittir o zaman gençler. 0'ı koyduğu zaman zaten 0 yapıyor. Yazmamıza bile gerek yok. Eksi. Eksi 8 bölü 3. Eksi 8. Buradan S1'i bulmuş oldunuz gençler. S1 alanı eşittir. Eksi 24 eksi 32 bölü 3'ten artı 32 bölü 3 birim kare. Bunu yakaladık. Birim kare. Peki integral S2'yi bulalım. Yani S2 eşittir. Bu defa arkadaşlar 0'dan 4'e kadar yine x kare eksi 4x çarpı dx fakat işareti eksiyle çarpıyorum. Neden? Çünkü x ekseninin altında kaldığı için negatif çıkacak. Dolayısıyla pozitif çıkması için gençler eksiyle çarptım. Yazıyorum. Diyorum ki S2 eşittir o zaman. Yine aynı mantıkta şöyle köşeli parantez. X küp bölü 3 eksi 2x kare gençler. Aralığımızı da yapalım hemen. Aralık çünkü bizim için önemli. Kaçtan kaça kadar arkadaşlar? 0'dan 4'e kadar. Yani S2 alan eşittir o zaman. Eksi 64 bölü 3 eksi 4 kere 16 32 de buradan gelecek. Gençler burada ise diyelim yine S2 alanımız eşittir. Bakın eksi 96 yapacak. 64 çıkarın. Eksi 32 bölü 3. Önünde eksi var. Artı 32 bölü 3 birim kare de buradan gelecek gençler. Artık bundan sonrasını yapmayanı döverler. O zaman toplam S1 artı S2 gençler 32 bölü 3 artı 32 bölü 3'ten 64 bölü 3 birim kare olarak bulunur. Buna göre eksi 2'den 6'ya fx dx integralinin değeri kaçtır? Arkadaşlar bakın önce bulacağımız alanları yazalım. S1 alanı bulacağım bir kere. Eksi 2'den 6'ya diyor. Burası S2 olsun. Burası da S3 alanı olsun. Sırayla yürüyelim şimdi. İntegral eksi 2'den 6'ya kadar fx çarpı dx integrali eşittir gençler. S1 eksi S2 artı S3 olarak bulunur.
Çünkü niye? S2 altta kalıyor x80'in altında. O zaman şurada S1 alanı bulalım önce gençler. S1 alanı nedir? Dikkat edecek olursanız. Üçgenin alanı, dik üçgenin alanı. Yani E2 çarpı 2 bölü 2. İse S1 alanı eşittir gençler. 2 birim kare geldi. S2 alanı bulalım. S2 de orada dikkat edecek olursanız bir yamuk var. Yani toplam 3'ten 3 artı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik. Yani 1 bölü 2'den. Gençler orada da S2 eşittir. 5 bölü 2 birim kare buradan gelecek. S3 alanı bulalım yine. S3 dikdörtgen alanı dikkat edecek olursanız. 3 çarpı 2'den. S3 alanı eşittir. 6 birim kare yapar gençler. Peki. Bundan sonra artık işlem. İntegral eksi 2'den 6'ya kadar fx çarpı dx o zaman gençler. S1 neydi? 2 eksi S2 5 bölü 2 artı 6. 8 eksi 5 bölü 2'den gençler 16, 11 bölü 2 1 olarak bulursunuz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor arkadaşlar. Bakın şuradaki boyalı bölgeye yani x ekseninin altında kalan boyalı bölgeye S1 diyorum. Üstünde kalan boyalı bölgeye de S2 diyorum gençler. Şimdi burada hemen y eşittir 0 için x değeri bulmamız gerekiyor. X küp artı 1 eşittir 0 ise gençler x'in eksi 1 olduğunu görüyorsunuz. Bunu çerçeveledim, astım. O zaman şu arkadaşımız kaçmış gençler? Eksi 1. Artık yazıyorum. Diyorum ki ben mavi kalemi al Nevzat. S1 alanı eşittir. Nedir arkadaşlar? Alt tarafta kaldığı için eksi integral. Eksi 4'ten eksi 1'e kadar. Yani x küp artı 1 çarpı dx. S1 eşittir. Eksi integral. X üzeri 4 bölü 4 artı x aralığında yapalım burada hemen yol yakınken. Eksi 4'ten eksi 1'e kadar gençler eşittir diyorum. Eksi parantezinde. Eksi 1 yazdın ama 1 bölü 4 eksi 1. Köşeli parantezi hale yazalım. Eksi 256 bölü 4'den 64 eksi 4 de buradan gelecek arkadaşlar. Yani eksi, bakın üşenmiyorum arkadaşlar. Burası eksi 3 bölü 4 yapacak. Eksi 3 bölü 4. Eksi 60. Bu defa mavi kalem aldım. 243 bölü 4 yapıyor. Eksi bir de eksi dışarıda var. Artı 243 bölü 4 birim kare. İşte bu cepte dursun. S2 alanında buraya boşluğa değerlendiriyorum. S2 eşittir. Burada üst tarafta kaldığı için direkt olarak integral eksi 1'den 4'e kadar. Yani fx dx x küp artı 1 çarpı dx gençler eşittir diyorum. Artık bunun integrali x 4 bölü 4 artı x. Alt ve üst aralığı al Nevzat. Eksi 1'den 4'e kadar yazıyorum yerine. 4. dördüncü kuvveti 256 bölü 4'ten 64 artı 4. Eksi 1 bölü 4 eksi 1 gençler eşittir diyorum artık. 68 eksi. Bakın buradan eksi 3 bölü 4 gelecek. Artı 3 bölü 4 olacak. Yani 4 kere 8 32 35 elde var 3. 4 kere 6 24 27 275 bölü 4 birim karede. Buradan gelecek gençler. Artık bundan sonrasını yapmayana döverler. Toplam afilli bir toplam şöyle. S1 artı S2 eşittir gençler. Yani 243 bölü 4 artı 275 bölü 4'den 400, 510, 518. Değil mi? 200, 400, 440, 4, 510, 518 bölü 4 yapıyor. Bakın ben de şu anda sizinle beraber çözüyorum. Buradan böldüğünüz zaman 100, 120, 129,5 birim kare olarak bulunur arkadaşlar.